geride kaldı. Çin'in doğu bölgelerinin en gelişmiş kenti Urumçi'de hayat bu aralar normal akışında devam ediyor. Sokakta konuştuğumuz Uygurlar etnik gerilimin devam etmediğini söylerken konuştuğumuz bir hükümet yetkilisi de olayların provokasyondan ibaret olduğunu açıkladı. Şehirde Uygurların ve Müslümanların yaşadığı bölgelere gittik ve inanç özgürlüğü konusunda ne düşündüklerini sorduk. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi. Gökdelenleri, kalabalık caddeleri ve kozmopolit yapısıyla Orta Asya'nın en büyük kentlerinden biri. Kent son olarak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan gerilimle dünya gündemine gelmişti. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olayların üzerinden 15 ay geçti. Şimdilerde başkent Urumçi sokaklarında hayat normal seyrinde devam ediyor. Urumçi halkı olayların geride kaldığını ve sanıldığının aksine bölgedeki Uygurlarla Han Çinleri arasında bir gerginlik olmadığını ifade ediyor. Burada her şey yolunda. Şimdilik hiçbir sorun ve gerginlik yok. Hepimiz normal yaşantımıza devam ediyoruz. Artık zaman birlik ve beraberlik zamanı. Zaten daha yeni Kurban Bayramı'nı kutladık burada. Bizim için her şey yolunda. 5 Temmuz olayları geride kaldı artık. Daha güvenliyiz. Ve bence insanların Urumçi'yi bir korku şehri olarak anması doğru değil. Hayır, her şey yolunda. Burada bir sıkıntı yok. Başkent Urumçi sokaklarında her yaştan, her etnik gruptan insan görmek mümkün. 5 Temmuz olaylarıyla ilgili mikrofon uzattıklarımızsa her şeyin çok normal olduğunu, kesinlikle bir gerilimin olmadığını, birlik ve yaşadıklarını söylüyorlar. Urumçi sokaklarındaki gezimiz sırasında halkın sözlerine kulak verirken Çin'de rejim aleyhine konuşmanın nedenli zor olduğunu da göz ardı etmiyoruz. Çin Komünist Partisi'ne bağlı olan ve üyelerinin çoğunu partililerin oluşturduğu Etnik ve Din İşleri Komisyonu'nun başkan yardımcısı Muhtar Esen'e göre de durum kontrol altında. Kendisi de bir Uygur Türk'ü olan Esen, sanıldığının aksine tüm etnik unsurların burada rahat yaşadığını savunuyor. Komisyonumuzun amacı burada farklı etnik kökenlerden gelen insanların sıkıntılarını gidermek ve ihtiyaç duyulduğu zaman onlara eğitim vermek. 5 Temmuz olayları Çin'in bir isteyen iç ve dış güçler tarafından provoke edilmişti. Burada yaşayan Müslümanlar bazı medya organlarında yansıtıldığının aksine dini vecibelerini rahatlıkla yerine getiriyor. Bir baskı söz konusu değil. Evet, olaylar üzüntü vericiydi, sıkıntılar yaşandı, biliyorum. Ama gerek Pekin hükümeti gerekse bölgesel yönetim her ne kadar zaman alacağını bilse de bölgede huzurun tamamen egemen olması için elinden geleni yapıyor. Sizin söylediğiniz gibi Uygurların toplumsal hayattan dışlanmaları ya da tecrit edilmeleri gibi bir durum söz konusu değil. Zaten azınlıkların statüleri ve hakları da anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Muhtar Esen sorularımızı daha çok resmi bir dille yanıtlamayı tercih ediyor. 5 Temmuz olaylarının ardında bir takım ekonomik sebepler olduğunu da kabul eden Esen, Uygur Türklerinin devlet yönetiminde yer alamadıkları iddialarını da kesin ve sert bir dille reddediyor. Ancak bölge üzerine araştırma yapan uzmanlar Muhtar Esen'le aynı görüşte değil. Uygur kökenli halkın devlet yönetiminde yer aldığı herkesçe kabul ediliyor. Ancak gücün Uygur Türklerinin de aralarında bulunduğu valiler ve kaymakamlar gibi mülki amirlerin elinde değil de Çin Komünist Partisi'nin bölgedeki yöneticilerin elinde olduğu yönünde eleştiriler de mevcut. Üstelik bu yöneticilerin çoğu bölgeye Pekin yönetimi tarafından atanıyor. Arkamda gördüğünüz anıtta 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte merkezi yönetimin buralarda tam kontrolü sağlaması anısına dikilmiş bir anıt. Arapça harfler görüyorsunuz. Uygurlar burada Türkçe konuşuyorlar, Arapça yazıyorlar ama aynı zamanda Çince eğitim de alıyorlar. 2000 yılındaki sayımlara göre Çin'de 58, Xinjiang bölgesinde ise 55 etnik grup var. Çoğunluğunu Uygurların oluşturduğu Urumçi'de ise irili ufaklı 500 kadar cami var. Farklı mimari tasarımlarla inşa edilen camilerin cemaatleri de birbirinden farklı. Başkent Urumçi'nin merkezindeki Hantagri Camii'nin önündeyiz. Bu cami
caminin ilk katında takıların satıldığı küçük dükkanlar var. İkinci katında ise ibadet ediliyor. Burada konuştuğumuz Müslümanlar günde 5 vakit namazı burada rahat rahat kılabildiklerini söylüyorlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyi. Nasıl burada hayat? Yaxşı. Nasıl? İyi. Cami avlusunda rastladığımız cemaat ibadet özgürlüğü konusunda pek de şikayetçi değil. Ancak özellikle devlet memurlarının fişlenme korkusuyla camilerden uzak durduğu yönünde söylentiler de var. Yetkililer camilere gidenlerin ya da Ramazan ayında oruç tutanların fişlendiği yönündeki iddiaları kabul etmiyor. Cemaat içindekiler Han Çinlileriyle Uygurlar arasındaki gerginlik sorulduğunda da pek cevap vermek istemiyor. Hantagri Camii'nin yanındaki pazarda konuşanlar bu sorularımızı kısaca iyi demekle yetiniyor. Urumçi'de hayat nasıl gidiyor? İyi, iyi. Burada etnik gerilim var mı? Gerilim yok, her şey iyi. İyi. Başkentteki yüksek binaların, lüks arabaların ve trafiğin yoğunluğundan çıkınca ara sokaklar başlıyor. Burada Uygurlar hayatlarını genelde yiyecek içecek işleriyle uğraşarak sürdürüyor. Urumçi'de hayat nasıl? Urumçi'de iyi, iyi. Hanlarla gerginlik var mı? Hayır yok, burası iyi. Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin ve Çin'in en kapsamlı İslam Üniversitesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bine yakın öğrencisi bulunan üniversitenin rektör yardımcısı da 5 Temmuz olaylarını ve okulda verilen eğitimi anlattı. Üniversitenin rektör yardımcısı olaylar sırasında Türkiye'nin yanlış yönlendirildiğini ancak gerçeklerinin yakın zamanda ortaya çıkacağını da söyledi. Ona göre İslam Üniversitesi farklı görüşlerine rağmen merkezi yönetimle Müslüman camiası arasında önemli bir köprü. Burası başkent Urumçi'deki İslam Üniversitesi. Bahçedekilerse ders arasında spor yapan öğrenciler. Kurulmasına 1983 yılında karar verilen Urumçi İslam Üniversitesi, bölgenin ihtiyacını karşılayacak din adamlarını yetiştirmek üzere 1987 yılında faaliyete geçti. Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen Müslümanlar bu üniversitede 5 yıllık sıkı bir eğitime tabi tutuluyor. Okuldan mezun olduktan sonra dilerlerse başka